Arkadaşlar merhaba. Piyasadaki en iyi kitaplardan demeyin eşlik ve benzerlik bölümünün 5. testiyle karşınızdayız arkadaşlar. İlk sorumuzdan başlayalım. Işığımızı yansıtacak iki, iki aynadan daha sonra hangi noktadan geçer diye soruyor. Arkadaşlar bakın burada çizerek bile bunu bulabiliriz. O şekilde yapmış olalım. Şuradan geliyorum. 1'e 2 şeklinde ilerleyecek. Tam simetrik olarak yansıyacak. Hep 1'e 2 gidiyorum bakın. 1'e 2. Buradan geldim 1'e 2. Buradan geldim 1'e 2. Buradan geldim 1'e 2. Öyle değil mi? Aynı şekilde buradan 1'e 2 şeklinde yansıdı zaman zaten nereden geçmiş olacak arkadaşlar? A noktasından geçip şu şekilde devam etmiş olacak. Yani aslında hiç mesela şu üçgenle şurada oluşturduğum üçgen birbirine benzer. Şurada oluşturduğum üçgen birbirine benzer. Yani geçmesi gereken nokta neresi olmuş olacak arkadaşlar? A noktası olmuş olacak. İkinci sorumuza bakalım. Demiş ki iki tane üçgen vermiş. Şöyle yaklaştırayım. Burada demiş CAF açısının ölçüsü kaç derecedir demiş. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Burası 90 derece, doğru mu? DF DF AB'ye eşitmiş. DF bakın AB'ye eşit. Şu tek çizginin olduğu yere de K diyeyim. Buradaki tek çizgi de K olur. Şimdi arkadaşlar şu F FDA üçgenine bakın. Şu uzunluğa Y yazayım. Şurası da Y olsun. Y uzunluğu var. 90 derece var, K var. Y uzunluğu, 90 derece, K. Şu üçgene bakın arkadaşlar. Y uzunluğu 90 derece K. Y uzunluğu 90 derece K. O zaman ben bunlara benzer hatta ne diyeceğim arkadaşlar? Kenar açı kenardan. Eş üçgenler diyeceğim. Eş üçgenlerse burada Y'yi gören açı 55 derece ise şu pembe üçgende de Y'yi gören açının kaç derece olması gerekecek? 55. Yani şuranın tamamı 55. Peki burası 55, 90. Şuraya kaç kalır arkadaşlar? 35 derece kalır. K'yı gören açıda kaç derece olacak buradan? 35. Burada K'yı gören açı pembe üçgende K'yı gören açı şurası olduğu için buraya ben kaç derece yazacağım? 35. E Buranın tamamında 55 olması gerektiğini söylemiştim. Çünkü 55 Y'yi görüyor. 55 Y'yi görecek. Tamamı 55. 35'i buradaysa bu araya ne kalmış olacak arkadaşlar? 20. Bize de zaten C, A, F açısını soruyordu. Biz C, A, F açısını benzerlikten 20 derece olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geçelim. Paralelliği vermiş. 3DF eşittir 2FK. DF'ye arkadaşlar hemen şuraya 2K yazıyorum. FK'mız da 3K oldu. Hemen şuradaki kum saatine bakıyorum. 2K'ya 3K. O zaman burası 2M ise burası 3M olmalı. Şurası 2A ise burası da 3A olmalı. Büyük üçgene bakıyorum. Büyük üçgenle şu ADE'yi karşılaştıracağım. En büyük üçgenle. Şuraya L yazsam burası da L. L'ye 2L, 1'e 2 benzerlik var. O zaman L'ye 2A gelmişse 2L'ye 4A gelmesi gerekir arkadaşlar. Şuranın tamamı 4A olmalı. 4A'nın 3A'sı buradaysa buraya ne kalmış olur arkadaşlar? A. Bakın bize BC'nin 16 olduğunu söylemiş. BC'miz kaç A oldu? 4A. 4A 16 ise A'mız 16 bölü 4'ten kaç gelecektir arkadaşlar? 4 olarak gelmiş olacaktır arkadaşlar. Evet şuraya bakalım. Ne demiş bize? AD eşit DC bakın şu uzunlukla şu uzunluğu vermiş. Tahminen burada şunu yakalayacağız. Bakın ben şuraya alfa diyeyim. Şuraya beta diyeyim. Alfa artı beta kaç? 90. Şimdi arkadaşlar burada ne demiş bize? AD AD diktir. BC demiş. Doğru mu? Şimdi şu şeklimize bakalım bir de. Şurada <laughs> AD eşit DC ED eşittir DE demiş. Bakın arkadaşlar şu üçgenle Görüyor musunuz? Şu üçgende benzerliği göreceğim. Neden? Çünkü A, D, D, eşit. Ben buraya K yazarsam burası K. Şu küçük yerleri M yazarsam M. Şu üçgende K, 90, M var. Bu üçgende K, 90, M var. Demek ki bunlar kenar açı kenardan eş üçgenler. Burada o zaman M'yi gören açı alfa ise burada da M'yi gören açının alfa. Şurada K'yı gören açı beta ise şuradaki açında ne olması gerekiyor demek ki arkadaşlar? Beta olması gerekiyor. Bizde A, F, C açısını sormuş. Burası beta ise bunun şu iç tarafı da beta olur. Alfa artı beta'nın ben kaç olduğunu biliyorum arkadaşlar. Alfa artı beta'nın 90. E burası beta ise şu üçgende alfa artı beta var. Buraya da kaç kalacaktır? İç taraftan 90. Ya da şu üçgende alfa beta'nın 90 olduğunu biliyorum. Şu açımızda kaç derece gelecektir? 90. AFC F, C açımızı biz kaç olarak bulmuş olduk yani arkadaşlar? 90 derece olarak bulduk. Kenar açı, kenar dönemini görüyoruz arkadaşlar. Evet şu sorumuza gelelim. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Şimdi diyor ki böyle bir ışık kaynağı var. Doğru mu? Ee, şurası 6 metre. Bura 4. Bunun oluşturduğu gölge 2 metrelikmiş. Bu diyor ne kadar yaklaştırılırsa yaklaştırılırsa yani şu doğrultuda şurada bir yere gelecek. Bunun oluşturduğu gölge 1 metreye düşmüş olur diyor arkadaşlar. Şimdi ben şu aradaki mesafe değişmeyecek ki buraya x desem. Öyle değil mi? Şunun şu uzunluğuna da y desem. Burada benzerlik yazma şunu yazabilir miyim? 4 eksi 2'nin x'e oranı eşittir y eksi 4'ün 6'ya oranı. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. 4 eksi 2'nin x'e oranı eşittir. y eksi 4'ün 6'ya oranı. Hatta y eksi 2'nin x artı 6'ya oranı da yazabilirim. Bunu da yanına ekleyebilirim. Kullanmayacağım ama görmüş olalım. y eksi 2'nin ne diyeceğim? 6 artı x e oranı. Ama benim hareket noktam şurası olacak. Şimdi ben bunu yaklaştırdım. Diyelim ki aynı doğrultuda şunu bozmadan geldim. Şurada bir yerdeyim. Şuradan geldiğinde de buranın kaç olmasını istiyorum arkadaşlar? 1 olmasını istiyorum. Şimdi oluşan şu yeni şekilde yazacağım. Bakın şurada. Ne diyeceğim? 4 eksi 1'in x e oranı. Şuraya yazayım. 4 eksi 1'in x e oranı. Şuraya ayıralım. Eşittir. Şurası değişmedi ya. Y eksi 4'ün. Doğru mu arkadaşlar? Şu anki mesafeme de k yazayım. Y eksi 4'ün k'ya oranı. Aynı şeyi söylüyorum. 4 eksi 1'in x oranı, y eksi 4'ün k oranı. Şimdi arkadaşlar bakın ben şu ikisini kullanacağım. Tamam mı? 4 eksi 2'nin x oranı ne gelir yani? 2 bölü x eşittir y eksi 4 bölü 6. 6'da hemen şunu yazsam. 3 bölü x eşittir y eksi 4 bölü k. Bunları oranlarsam arkadaşlar. Şu x'ler gider. Şu 3 döner şöyle ne gelir? 2 bölü 3. Eşittir. Şurada y eksi 4'ler gitti. Doğru mu arkadaşlar? K yukarı çıktı. Ne gelmiş oldu? K bölü 6. E buradan işler dışlardan 3K eşittir 12'den K'yı kaç bulmuş oluruz? 4. Demek ki benim şuradaki uzunluğumun kaç metre olması gerekiyor artık? K'mın 4. E başta 6 metreydi. 4 metreye düşmesi için ne kadar yakınlaştırması gerekiyor arkadaşlar? 2 metre yakınlaştırması gerekiyor. Çok güzel farklı bir soru arkadaşlar. Arkadaşlar soruda siz okuyacaksınız. Seva teoremini anlatmış. Birer atlayarak çarpıyoruz. Üçgen içinde herhangi bir nokta AK çarpı bakın AK çarpı BM çarpı LC eşittir. KB çarpı MC çarpı LA. Buna göre sorumuzu sormuş. Uzunluk kaç olmalıdır demiş. Bakalım şimdi. Bir kere burası 6 burası 8 buranın tamamı 10 olmalı. Şuraya BM'ye X diyelim orayı sormuş. Burası ne olur o zaman? 10 eksi X. Birer atlayarak çarpıyorum. 4 çarpı x çarpı 2 eşittir. 6 çarpı 2 çarpı 10 eksi x gelecek arkadaşlar. 2'ler gider. 4 x eşittir. 60 eksi 6 x. 10 x eşittir. 60'dan x'imizi kaç olarak bulacağız arkadaşlar? 6 olarak bulmuş olacağız arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Evet. AC kök 10 demiş. HC1. Hemen açılarımızı bir yazalım. Alfa dedik. Şurası da ikiz kenardan alfa. Burası ne oldu? 2 alfa. Burası da alfa olsun. Tamam değil mi arkadaşlar? Alfa. Şuraya ben beta yazsam arkadaşlar. 2 alfa artı beta 90 olur değil mi? Bakın iki alfa artı beta 90. E 2 alfa artı beta 90 burası da 90 derece gelmez mi tamamı? Bakın iki alfa artı beta 90. Burada o zaman ben önce bir Pisagor yapsam. Kök 10'un karesi 10, 1'in karesi 1. Şu pembe yeri kaç bulacağım arkadaşlar? 3. Öklit yapayım şimdi. 3'ün karesi 9, 1 çarpmış. Şuranın tamamı kaç gelir arkadaşlar? 9. Demek ki buranın tamamı kaçmış? Şurası da 9'muş. Bunu da bulmuş olduk. Nereyi soruyor biz arkadaşlar? Şu AD uzunluğunu soruyor. Doğru mu? Şimdi buranın tamamı 9 ya. Ben şu AD'ye K desem şu uzunluğum da K olur. Tamamı 9'du. Şuraya ne kalmış olur yani? 9 eksi k. Şimdi şurada Pisagor yapsam arkadaşlar. 3'ün karesi artı 9 eksi k'nın karesi. 3'ün karesi artı 9 eksi k'nın karesi. Eşittir ne diyeceğim? k'nın karesi. Buradan açtığım zaman 9 artı 81 eksi 18 k artı k kare eşittir k kare. Bunlar gitti. 18 k eşittir 90'dan k'mız kaç gelecek? 5. Zaten burası 3, 4, 5 üçgeni. AD'ye biz k demiştik. Bu uzunluğumuz o zaman 5 olarak gelmiş Şu olacak arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçelim. ABC ve ADC üçgenleri AC doğrusuna göre simetriktir. Yani ABC ile ADC simetrikse arkadaşlar şurası 90. Şurası alfa ise burası alfa. Burası beta ise burası beta gelir. Doğru mu arkadaşlar? Ne demiş bize? Mesela şu uzunluklar eşit değil mi? Aynı üçgen olduğu için burası kaç gelecek? 4 gelecek. AE eşit EB. CB eşittir. 4 DE uzunluğu kaçtır? Yani bize şurayı sormuş. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi bir bakalım. Şurada paralellik olduğu için bir kere şurada 1'e 2 benzerlikten ben şuraya ne yazabilirim arkadaşlar? 2 yazabilirim. Doğru mu? Buraya 2 yazdım. Şimdi başka neyi görebiliriz burada? Şuraya ben K dediğim zaman şurası da K değil mi? Peki bunlar simetrik üçgenlerde. Şu AD uzunluğunun AB eşit olması gerekmez mi? Burası 2K ise burada ne gelir? 2K Şurada bir Pisagor yapayım. Bakın K, 2, K, 2 gelmiş. Pisagor yaparım ama bence buranın kaç olması lazım arkadaşlar? 30 olması lazım. Neden? 30'un karşısı K iken 90'ın karşısı kaç, gel gelmiş? 2 K. O zaman burada 30, 60, 90 üçgeni var. Bize nereyi sormuş? DE uzunluğunu sormuş. Burada e, burası 30, 60, 90 üçgeni ise şuraya ben burayı aldığım zaman doğru mu arkadaşlar? Şu alfamın kaç olduğunu görürüm aslında. 30. Bu alfamda kaç gelir? 30. Şu üçgene baktığımda 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı burası 8 olmalıdır. 60'ın karşısı da kaç olmalıdır arkadaşlar? 4 kök 3 olmalıdır. Şimdi şu üçgene bakın. 90'ın karşısı 4 kök 3 doğru mu? O zaman 30'un karşısı k'mız ne gelecek? 2 kök 3. 30'un karşısı 2 kök 3 ise 60'ın karşısı da 2 kök 3'ün katından ilk kere 3'ten 6 gelecek. Buranın tamamı 6'ymış. 6'nın ikisi buradaysa şuraya ne kalacaktır arkadaşlar? 4 birim kalacaktır. Zaten bize neyi soruyormuş? DE'yi soruyormuş. Biz onu bulduk zaten. 4 artı 2'den 6 olarak hesaplanmış olacak arkadaşlar. Bir ABC üçgeninde AD eşit EC olacak şekilde çizelim arkadaşlar. Şöyle A B C diyelim. AD eşit EC olacak şekilde D eleman AB şöyle yapalım. E eleman AC şuradan alalım. Şurası D'ymiş. Burası E'ymiş. AD Şurası E C'ye. E c Şuraya eşit. Tamam değil mi arkadaşlar? A E 2 birim. Burası 2. B D 8 birim. Şurası 8. Doğru mu arkadaşlar? Şu da paralelmiş. Şurası şuna paralel. Çok kolay çıktı. Burayı X dediğimde burası da X. Karşılıklı olarak oranlayacağım. X'in 8 oranı eşittir. 2'nin X'i oranı. İşler dışlardan x kare eşittir 16. X'imiz kaç gelecek arkadaşlar? 4. Bize a sormuş. 4 buradan 2 buradan 6 olarak bulunmuş olacak arkadaşlar. Tabi burada bu yani bu anlatıp da yaptırdığı örnekler çok güzel. Sınavda da bu tarzda çıkıyor. Bunlara iyi alışmak lazım arkadaşlar. Basit gibi gelebilir ama önemli olan onu çizmek. Çizersiniz kesinlikle ama alışın çizmeye. Önceden böyle sorular çözmek faydalı diye düşünüyorum. Şimdi demiş AB eşit AC. Hemen ikizkenar üçgende şuradan diki çekersek şu parça ile şu parça eşit olmalı. EF'ye e, F'ye 2K demiş. FD'ye 3K demiş. O zaman ben şuraya 2M yazarsam şuradaki kum saatinden buraya kaç M yazmalıyım? 3M. 90-90 paralellik var. 2M ise burada ne yazarım? 2M. Şuranın tamamı 5M. Bunların eşit olduğunu söylemiştik. İkiz kenar üçgenden. Buraya da kaç M gelir? 5M. Yazabileceğimiz her şeyi yazdık. Demiş ki bize DB yani 3M DC yani 7M'yi sormuş. 3M bölü 7M'den 3 bölü 7 olarak gelmiş olur arkadaşlar. Piyasadaki en iyi kitaplardan en demeyin bir testini daha için çözmeye çalıştık. Umarım açıklayıcı olmuştur. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.